Senin adın ne kral? Barış, senin için geldim. Telefonu alıp bakabilir miyim? Tabii buyurun. Tamam bebeğim. Kız arkadaşım. Evet. Nude atan kim? Mustafa abi. Eyvallah kardeşim. Ne anlatmak istiyorsun bize? Sıçış hikayem vardı bir tane. Anlat. Ben Çin'e gittim 2 hafta önce. Çin'deydim. 5 yıldızlı bir oteldeydik. Senin Çin'de ne işin var? 5 yıldızlı bir otelde işte labus falan çok idi klozeti. Ben Anlıyor musunuz? Hayır. 5 yıldızlı bir oteldeymiş. Labus falan çok iyiymiş otelin. Labusu nasıl iyi oluyorsa beklenti ne? İbrik mi? Ya şimdi şu şekilde. İbrik değil mi adı? Evet. Allah'ım bu taş kırmızılar ibriği nereden biliyor? Çok moral bozuyor. Sen taş gibi olduğunu mu düşünüyorsun? Sen burada ibriğe benziyorsun da, tipin benziyor yani. Bir şöyle yap. Şöyle yan dur. İbriğe alkışlayalım. Klozeti işte böyle ısıtmalı falandı. Ben 1,5 gün yolda kaldım. Neyse lavabom geliyor. Gittim otele girer girmez lavaboya girdim. Kusura bakmayın klozetim tıkandı. İşte gelip halledebilir misiniz diye arattım çeviriden. Adamları arayıp 1 saat işte onu yapmalarını söyledim. Bahşiş verdin mi? Yok vermedim. Aferin sana, ağzına sızsın. Adın ne? Bahadır ben. Ne iş yapıyorsun Bahadır? İş güvenliği mühendisiyim. Anlat. 3. köprü inşaatında çalışıyordum Korelilerle birlikte. Benim oradaki yöneticim de Koreliydi. Anladık mı buraya kadar? Hayır, hayır. Anlamayan kim var? Hacı sen genel olarak anlamıyorsun gibi bir problem var. 3. köprü inşaatında çalışıyormuş Korelilerle. Bu. Evet. Başka bir bok yok. Ne diyormuş yani, ne yapıyormuş? Vallahi yine bir şey anlamadım. Genius, adın ne? İbrahim. İbrahim'cim ne iş yapıyorsun? Lokantada kebapçıyım. Hangi lokanta? Yeri unuttum. Dedi ki, 3. köprü var ya Türkiye'deki. Evet. Onun inşaatını Koreliler yapıyordu. Koreli bir şirket. O şirkette mühendis olarak çalışıyordu. Helal olsun. Teşekkürler. Hayatın en gurur duyduğun an galiba. Onunla ilgili bir şey anlatıyor. Şimdi anladın mı? Anladım. Ne olmuş? Korelilerle birlikte 3. köprüyü yapıyormuş. Evet. Gibi bir şey. Adın ne? Dilan. Gurbetçi misiniz? İnşallah olacağız. Artık o kadar biliyorum yani. Daha olmadı. Geleceklerini görmeye başladım. Kendinden şüphelenmeye başladım artık. Nereden geliyorsunuz? Buradan, Ataşehir'den. Ne iş yapıyorsunuz? Sex shop. Sen sex shop işi mi yapıyorsun? Evet. Ne seksi? Çok bağdaştıramadım ya. Anlatacağın en tuhaf hikayeyi anlat bize. Şimdi bir gün bir müşteri geldi. Kadın mı erkek mi? Bayan bir müşteriydi. Bir lafını unutma. Ürünleri hiç aranızda kullanıyor musunuz? Hayır. Yok. Mesela bir ürün satacak. Aşkım çok güzel bir ürün, bunu aramıza. Ama şöyle bir durum var. Orada da satışı var mesela. Oradan çok yüksek yani yorumlar geliyorlar. Neler yazıyorlar yani. Sizden alıyorlar, yorum yapıyorlar. Toptan da var. Siz bir de toptan da satıyorsunuz. Var mı toptan ihtiyaç duyuyor? Siz toptan nereden alıyorsunuz? Çin. Bak kimisi Çin'e gidiyor. Klozeti tıkıyor. Kimisi Çin'e gidiyor, neler alıyor? Kader. Adın ne? Nehir ben. Ne iş yapıyorsun Nehir? Öğrenciyim. Nerede? Bir lisede. Lisede mi? Evet. Ne? Kaç yaşındasın? 18. Doldurdun mu 18'i? Evet. Sen de mi aynı lise? Evet. Kaç doğmuşsun? 2005, 8 Eylül. Sınıfındaki çocuklar bundan oğlu gibi duruyordur, biliyor musun? Ne yapmak istiyorsun üniversitede? Uluslararası hukuk okumak istiyorum. Çünkü babanın şirketi var. Yok, hayır. Baban ne iş yapıyor? Endüstri mühendisi. Nerede? Kendi şirketim. Bebeğim senin üniversite planı nedir? Nöromarketing yapmak istiyorum. Nöromarketing nedir? İnsan beyninin algıladığı şeyleri bir şeyleri satmak için, hani manipüle etmek için kullanılıyor. Ooo! Cahiller bir o diyeyim. Herkes şey dedi, başımıza taş yağacak. 1, 2, 3. Gözüm biraz genel kültür ya. Hoş geldiniz güzeller. Merhaba. Bize anlatmak istediğiniz bir şey var mı? Benim şöyle bir hikayem var Eskişehir'de. Ben hamamda Romenler tarafından dayak yedim. Ulan bir de hem oynarlar hem döverler, biliyor musun? Ya biz kız kıza hamama gitmeyi çok seviyorduk. Bir gün hamama gittik. Ben de kızlarla hamama gitmek isterim.
bir yerden su dökünürken kurnadan. Kadının bir tanesi bağırmaya başladı bana. Ben de hamamda böyle ellerimle şey yapıyorum hani. Burada oturmayacağım falan diyorum. Öyle derken bir anda böyle bir saç yapıştı kafama. Bir el yapıştı saçına. Bir saç kafana yapışmadı, evet. Türkçesi gitmiş dayak yerken bir kısmı. Bir de şey çok komikti. Böyle 5 yaşındaki çocuktan 60 yaşındaki teyzeye kadar 7-8 kişi böyle. Toplumun her kesiminden dayak yedi. Ama şöyle bir şey oldu. Ağzım boştu. Ben de bir tane kadının memesine yapıştım. Bir tane kadının da saçına böyle yapıştım. Dedim şimdi bunu birini ittirsem düşer, bayılır, bir şey olur, yaşlılar. En iyisi dayak yiyeyim dedim. Öyle dayak yedim. Bu arada emzirdiler de seni. Isırdım. En son dişlerim vardı. Fantaziye bak lan. Benim bile aklıma gelmez, biliyor musun öyle bir şey? Dayak yerken bari birinin memesini emeyim, birinin götünü elleyeyim. Baktık zaten para verdik, girmişiz, yapacak bir şey yok. Dayak yedikten sonra birlikte karşılıklı banyo yaptık yani. Adın ne? Nergis. Ses tonu ne kadar güzel Nergis. Tellerim kalınmış, öyle dedi doktorum. Hayatım, kalın malın. Ebru Gündeş gibi sesin var. Öyle mi? Teşekkür ederim. Şey der misin? Geliyor gönlümün. Gidiyordu lan, ona geliyorum. Benim genelde geliyor da partnerlerim, o yüzden. Gidiyor gönlümün efendisi der misin? Gidiyor gönlümün efendisi. Sözümü geri alıyorum. Ebru Hanım'dan da özür diliyorum. Gerçekten gitsin böyle gidecekse. Ne iş yapıyorsun? Mali polisim Avusturya'da. Kimle geldin? Eşimin kuzeniyle. Güzel bir şey anlat, sana çarpı verdirteyim. Bir sıçma hikayesi anlatabilirim. Hadi anlat bakalım. Eşimle Amerika'ya turlamaya gitmiştik. Yolda benzin bitti, sağa çektik. Eşimin de aklına geldi. Benzin deposuna işeyim, devam ederiz dedi. Ne kadar zeki bir adammış. Belli ki erkekte zeki aramıyorsun hayatımda. Eşin ne iş yapıyordu orada? Bira firmasında çalışıyor. Arkadaşlar içmeyin o birayı. Avusturyalılar. İşiyordur kodum, evet. Benim bu insanlarla bu yerde ne işim var deyip ayıp olmasın diye kalmaya devam ettiğiniz bir ortam oldu mu? Bende var. Söyle. 2008 yılında Beşiktaş-Fenerbahçe maçına gideceğiz, derbiye. Bende kombine var. Sınıftan da Kocaeli Üniversitesi'nden bir arkadaşım maça gelmek istiyor. Bende de bütün kara borsacıların numarası var. Son dakika maça gelmek istedi. Biz de o tabii bilet bulamıyoruz. Birini aradık. O da bizi birine yönlendirdi. Anladınız mı? Evet. İbrahim anladın mı? Anladım. Tamam. Ben de çocuğa kombinemi verdim. Kara borsacı da bana gelecek, bileti verecek. Dedim ki benden haber bekleyin, maça girmeyin. Hani ben bir içeri gireyim, daha sonra siz girin. Şimdi anladınız mı devamını? İbrahim? Anlamadım. Korsancıyı aramışlar. Hani maça girmek için bekleyin demiş. Ben gelmeden girmeyin demiş korsancı içeri. Hayır. Ben de anlamamışım. Şimdi ben arkadaşıma kombinemi verdim. Sen dedim beni bekle. Ben kara borsacıyla içeri gireceğim. Tamam. Arkadaşına kendi kombinesini vermiş. Sen demiş beni bekle. Ben kara borsacıyla içeri gireceğim. Beraber girelim demiş, değil mi? Aynen öyle. Bir tane bilet var elde. Bir tane kara borsadan gelecek. İbrahim ben de yeni anladım bu arada. Ben İbrahim'e soracağım olayı bundan sonra. Sonra benim telefonum çaldı. Yeni açığını orada bekliyoruz stadı bilenler için. Karşıdan tekerlekli sandalyeli, iki tane ayağı olmayan bir engelli vatandaş geldi. Dedi, Bahadır sen misin? Benim dedim. Tamam dedi, seni ben sokacağım içeri dedi. Kara borsacı muymuş? Oymuş. Profesör X gibi. Bana dedi 400 lira ver. Şimdi ondan sonra benim tekerlekli sandalyeyi tut. Beraber ambulans kapısından içeri gireceğiz dedi. Oha. Sonra biz oradan geçerken bu işte polise de selam verdi. Bana da anlatıyor yolda ne yapacağımı. Dedi ki şimdi yeni açın önüne gelince dedi ben 3 diye bağıracağım. Sen dedi tribüne koşacaksın. Tamam dedim. Hatta dedi istediğim bir futbolcunun forması varsa bir 400 lira daha ver, onu da alırım. Maç sonunda veririm sana dedi. Yok dedim. Bir 1000 lira daha versen maçta oynatacaksın seni ilk 11'de. Biz ambulans kapısından içeri girdik. Dayının tuvaleti geldi. Ya dedi çok sıkıştım dedi. Şurada dedi bir tuvalete girebilir miyim dedi. Sonra girdin mi maça? Tabii girdim. 3 dedi koştum işte. Forma? Formayı almadım. Para yoktu ki o zaman, öğrenciydik zaten. Versen onu da yapacaktı yani. Yapıyorlarmış. Şu an ifşa etmiş oldun. Evet. Bir alkış arkadaşlar, çok güzel.
Bildiğiniz en bilimsel şey nedir? Mesela Einstein çorap giymiyormuş arkadaşlar. Örnek veriyorum. Bu da sayılır. Mesela şu anda yediğimiz meyve olarak tükettiğimiz muzlarla bundan bir 10-20 sene sonra yediğimiz muzlar aynı olmayacak. Niye? O kadar detayını bilmiyorum. Ya da bir 30 sene önceki yenilen muzla şu anki yediğimiz muz aynı değil. O kesinlikle aynı değil abi. Ben yılbaşından yılbaşına çıkıyor zannediyorum. Yılbaşından çıkıyor zannediyormuşum. Şu ibrik şimdi de gözüme muz gibi gelmeye başladı. Ama böyle şey değişmiş, çürümüş, kötüleşmiş muz. Peki yarın çarpını kime vereceksin? Kebapçıya vermek istiyorum. İbrahim ne anlattığını anladım. Ne anlattı lan sana çarpı veren kız? 30 yıl önceki muzla şimdiki aynı değil dedi. Ya sen nasıl bir delikanlısın ya? İbrahim'in zekasını küçümseyemezsiniz. İbrahim gelir tokat gibi vurur cevabı kardeşim benim. Cins İbrahim. Ben sıçma hikayesi anlatmak istiyorum da. Anlat bebeğim. Biz ilk sevgili olduğumuz zamanlar ben İzmir'de okuyordum. İstanbul'a ziyarete geliyordum yani. O zaman herkes tabii aile evinde, hani kalacak bir yerimiz yok. Ben Alperenlere gittiğimde ailesinin uyumasını bekliyorduk. Sonra kardeşi bizi içeri alıyordu. Gizlice odaya giriyorduk. Sonra birkaç kez annesi babası kapıyı çaldı. Babası çaldı bir kere. Ben perdenin arkasına saklandım. Sonra ben perdenin arkasındayken babası birden odaya gelip saz çalmaya başladı. Bayağı da çaldı yani. Ben de ikna etmeye çalışıyorum. Gel baba içeride çalalım falan diye. Bir alkış! Ve sen böyle dinledin onu. Sen de hiç duygulanamıyorsun değil mi Saza? Aklın bunda. Ben babama ikna etmeye çalışıyorum. Gel içeride çalalım, ben de çalayım falan diye. Orada perde oldum zaten ben. O sırada perdeyim. Abi götüreceğim bir yer yok yani. Sonra? O bitti. Başka bir gün. Yine hani ben gittim, yine kardeşi aldı içeri. Sonra annesi geldi. O akşam da yorgan oldum. Alperen lavaboya gitti. Ben böyle yorgan gibi yattım yatağa. Üstüme böyle bozuk bir şekilde yorganı attı. Odaya giren çıkan oluyor. Ben o sırada yorganım. Ulan ne adrenalin, nasıl rahat ediyorsunuz? Nasıl millet gittikten sonra öpüşmeye devam ediyorsunuz rahat rahat? Güzel Türkler söyledi mi bari? Bir alkışlayalım Ferit. Aynen öyleydi bu abi. Hayır, sen pozisyonu çok kötü. Duygulanamıyorsun, baban gitmiyor. Bir de böyle şey, menüde girmiş, etkilenmiş, içeriye gitmek istiyormuşsun gibi davranıyorsun. Ya çalıyor nasıl falan diye soruyor bir de. Yani iyi falan diyorum ben de yani. Bir de şey sıkıntı, benim odamda güneşlik önde. Normalde güneşlik cama daha yakın olur. Arka tarafta tül var. Sokak bir de. Karşı binalar da görebilir yani bir de Suudi'yi. Biri görse tanıdıklar falan yani. Camda karşılıklı sigara içtiğimiz oluyor adamda. Ya çıplak olsaydı, camda saklanıyor. Çiftsiniz şimdi zaten, nişansız. Kimse ilgilendirmez. Babanlardan gizlisi iç çamaşırı diyelim. Camda duruyor. Abi kapıyı açmadan önce hani birkaç bahane bul, bir dakika falan filan deyip. Diyemedin, bağlama çalıyor baban. Düşünsen önünden geçiyorsun, fıstık gibi kız iç çamaşırına bağlama konser de var. Yemin ederim durur izlersin. Oo, böyle güzel konser mi olur? Bir alkış! Sipariş ile sevgili yapılabiliyor olsaydın, hayalindeki erkeği kadının salondakilerden kimin neyini eklerdin? Abi şu kıvırcık saçlı ablayla. Abla mı? Saçıyla şu kot ceketli ablanın geri kalan hepsi. Çıkışta büyük ihtimal dayak yiyeceğim. Bir alkış! Kardeşim, Allah bağışlasın birbirinize. Çok güzelsiniz ikiniz de. Kardeşim de dikkat çekmiş. Eğer kendisi gay olsaydı da sen tarif ederdin. Demek şu ablanın saçları artı gerisi mavinin tamamı.
Ya kızı yüz ifadesi mükemmeldi ya. Şimdi bunu iyi niyetli olduğunu da biliyor. Bir yandan utandı da. Eşi de yanında. Allah'tan adam çok zeki de güldü, rahatlattı kızı. O da rahatladı, güldü sonra. Sen zaten çok kafa yoracak biri değilsin. Yani ya birinin komple seçecektin ya da bir menüyü. Her hafta söylüyorum, sizi çok sevdim ama nedenini de söyleyeyim. Ben gerçekten sizi arkadaşlarım gibi görüyorum. Arkadaşlarım, sizi çok seviyorum. Eyvallah!